Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart günü mecliste düşürülmüştü. O gün mecliste başlattığı adalet nöbetine HDP Genel Merkezi'ne devam eden Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 22 Mart günü savcılıktan tebligat geldi. Tebligat gereği 10 gün içinde teslim olması gereken Ömer Faruk Gergerlioğlu için süre yarın doluyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu teslim olmayacağını açıklarken cuma gününden itibaren hakkında yakalama kararı çıkartılabilecek. 10 günlük teslim olma süresi yarın dolan Ömer Faruk Gergerlioğlu bugün itibariyle HDP Genel Merkezi'ni terk ederek evine geçeceğini ve adalet nöbetine buradan devam edeceğini açıklamıştı. Reddetti işte 20. idarede. Hoş geldiniz. Bugün son gününüz. Ben meslektaşım dedim. Yani gelin ziyaret edip, siz bunu ziyaret edip destek olmak. Sağ olun. Siz bize fazlasıyla destek oldunuz. Şu dönemde hepinize teşekkür için geldim. İkramın altında ihraç oldum. Bayağı çok sıkıntılı dönemlerim geçti elhamdülillah. Ve hapis olmadan gözaltı sürecim oldu. İmza karşılığında bırakıldım. Çok şükür geçen hafta ben beraat ettim. Ama savcı itiraz etti. Hepiniz gördünüz. Bir anda tüm kamuoyu vicdanı ayağa kalktı. İster HDP'li olsun ister HDP'li olmasın tüm kamuoyu vicdanı bu yapılan usulsüzlüklere, çirkinliklere karşı yek vücut oldu. Kamuoyundan çok güçlü bir destek gördük. İnanın ki çok güçlü bir destek gördük. Milletin vekili olmaya aslında devam eden bir kişinin dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılamaya devam eden bir kişinin yok hükmünde olan bir kararın sonucunda cezaevine girmemiz de yine millete bir darbe. Çözüm yeri milletin meclisidir. Siz milletin meclisine sığınmış, milletin kalbine, bağrına sığınmış, hakkı gasp edilmiş bir milletvekilini oradan zorbalıkla darp ederek çıkarıyorsanız bu da bir darbedir arkadaşlar. Çünkü hiçbir suç işlemedim ben. Ben bir suç işlemeden milletvekilliği düşürülmüş bir kişiyim. Nasıl buna isyan etmem? En kuvvetli bir şekilde nasıl itiraz etmem? Tüm arkadaşlarımız da buna itiraz ediyor. Evet, bugün partim başından sonuna kadar benim yanımda ve sadece partim değil, tüm kamuoyunun yanımızda olduğunu hissediyoruz. Ben çok açık net söylüyorum. Evet, birkaç gün sonra cezaevine girebilirim. Ama bu son darbeyi önleyebilecek olan hepimizin en son sığınağı anayasamız hakkındaki tartışmalar konusunda karar verecek olan Anayasa Mahkemesi. Son noktada bütün bu A'dan Z'ye haksızlıklara dur diye denilebileceğini düşünüyorum.